Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Ben bugün size ECG yani human chorionic gonadotropin nedir, ne işe yarar, bununla ilgili kısa bir video sunumum olacak. Human chorionic gonadotropin gebelik esnasında bebeğin anne rahminde bağlandığı nokta yani plasenta bölgesinden salgılanan, bebeğin hayatta kalmasını, hayatta tutulmasını sağlayan hormondur. Patentli değildir ve doğaldır. Yaklaşık 80 yıldan beri tıp alanında kullanılmaktadır. 1920 yılında keşfedilmiş, 1940'lı yıllarda idrardan, kadın gebe kadın idrarından ayrıştırılmıştır. Hala da kullanılmaktadır. En çok tabi kadın kısırlığında, adet düzensizliğinde kullanılmakta. Bir zamanlar zayıflama ilacı olarak pazarlanmıştır. Bir zamanlar da penis büyütücü olarak pazarlanmıştır. Son 20-30 senede de erkeklerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. En çok anabolizan steroid sonrasında PCT yani testis rehabilitasyonunda, onun dışında testosteron replasman tedavisi, hipogonadizma bağlı kısırlık ve hipogonadizma bağlı sertleşme bozukluğunda, yani onun dışında ergenlik öncesinde penis ve testis büyütmek için kullanılabilir. Mikropenis vakalarında, küçük penis vakalarında kullanılabilir. Benim HCG ile tanışmam yaklaşık 18 sene önce imemiş testis nedeniyle bize başvuran bir bebekte asistanla o zamanlar kullandığımız zaman, bebeği bir ay sonra gördüğüm zaman penisin boyutlarının iki katına çıktığını görmemle oldu. Orada gerçekten testisler aşağı inmiş, penis boyutları yaklaşık bebekte iki katına çıkmıştı. HCG'nin iki tane alt ünitesi var. Birisi beta, birisi alfa. Beta ünitesinin zaten gebelikte katlanarak arttığı için biz gebelik testinde kullanıyoruz. Gebelik testinde kanda beta HCG seviyesine bakılıyor. Alfa subünitesine baktığımız zaman da alfa subünitesinin LH, FSH ve TSH hormonuna benzediğini ama alfa subünitesinin LH etkisi yarattığını görmekteyiz. Normal LH'tan ne farkı var peki HCG'nin? LH hormonu normalde kanda 20 dakikada yarılanıyor ama HCG'nin yarılanma süresi 20 saati buluyor. Yani HCG kanda güçlü ve uzamış bir LH etkisi sağlıyor. Hem kadında hem de erkekte yumurtaları ve testisleri uyarıyor. Güçlü bir şekilde uyarıyor. Şimdi anabolizan steroid kullananlar HCG'yi genellikle kür bittikten sonra ya da kür içerisinde testis atrofisinden korunmak için ya da testisleri aktive etmek için küçük dozlarla, sık aralıklarla kullanıyorlar. Testosteron replasman tedavisinde bir HCG'yi genellikle doza göre ayarlama yapıyoruz. HCG dozunu başladıktan sonra bir ay sonra östrojen ya da testosteron seviyelerine bakıyoruz. Gerekirse aromatoz inhibitörleri ile dengeliyoruz östrojen seviyesine. Çünkü östrojen yükselmesine bağlı jinekomasti riski var. Orada dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında hipogonadizma bağlı kısırlık vakalarında, hipogonadizma bağlı gene ergenlikte mikropenis, küçük penis vakalarında çok dramatik sonuç alınabiliyor. Yaklaşık 20-24 yaşına kadar mikropenis vakalarında HCG'yi kullanma şansımız var. O vakaların doktora gelmesi biraz sıkıntılı oluyor. Küçük penis olduğu için hasta çok çekiniyor ve korkuyor gelmeye. Ama 2-3 aylık bir tedaviyle hakikaten peniste ciddi bir büyüme sağlayabiliyoruz eğer hastada hipogonadizm varsa. Onun dışında HCG'nin ne gibi yan etkileri oluyor? HCG'nin yan etkileri aslında testosteron artışına bağlı ya da östrojen artışına bağlı klasik yan etkiler. Bunlardan en çok çekindiğimiz tabii jinekomasti, biraz önce dediğim gibi. Onu da dozlarına bir ay sonra ayarlayabiliyoruz böyle bir şey gelişmeden. HCG'nin kullanım şekli nasıl? HCG'nin kullanım şekli subkutan yani cilt altına ya da kasa direkt yapılabiliyor. Ne farkı var? Kasa yüksek dozda yapabilirsiniz. Cilt altına daha düşük dozlarda sık aralıklarla yapmanız gerekiyor. Bir de cilt altına yaptığınız zaman yarılanma ömrü daha uzun oluyor kastan. Kastan da daha çabuk dağılıyor çünkü HCG. Onun dışında aralarında ciddi bir fark yok. HCG'nin ufak da olsa dezavantajlarından bir tanesi çok uzun süre HCG kullananlarda testisteki sertol hücrelerinde cevapta bir azalma olabiliyor. Yani bir HCG'yi verdiğiniz halde testis atrofisi meydana gelebiliyor uzun süre HCG kullananlarda. Burada da değiştirmek gerekebilir. Her zaman HCG kullanmamak gerekebilir. Post-cycle treatment'ta ya da testosteron replasman tedavisinin diğer seçenekleri de değerlendirmek gerekebilir hastalarda. Onun dışında HCG'nin ciddi bir yan etkisi yok. Zaten yaklaşık 80 yıldan beri kullanılan bir
madde, bir doğal bir madde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.